Menga bu ayollar yoqmadi. Yarim yalang'och ahvolda kelgan edi. O'zim hayron qoldim. Ishlaymiz, baliqchilik qilamiz, lekin yer sotilmaydi deb tilxat yozgan bu kishi 4 kishi guvoh bo'lgan bunga. Tilxat yo'q deladi. Keyin jo'rasi aytdi, nima, Komil aka, bular aytyapti, pulni olib qochasizmi? Shu uchun men sizni uyingizga olib keldim. Nishi bo'lib yurasanmi? Ol, boybacha bo'lib yurasan. Deb o'g'limni majbur qilyapti. Nega o'g'lim pulni olmadi, barmoq izi yo'q. Bular hammasi mafiya odamlarining qonini ichib yuribdi. Isbot qilib bera olmadi. Bu ayollar qachongacha bu odamlarning o'yini qo'ydi? 30tadan ziyod hozir menga o'xshagan qon yig'lab yuribdi ko'chama-ko'cha. Unaqa kunlarni men ko'rmagan edim. Yordam beringlar, iltimos. Qachongacha bu xalqni qonini ichib yuradi bu ikkita ayol, ikkita İflaslar. Men Halimova Mahfira Tursunovna şu Ziyev Komil Nozimovichni turmuş ortog'i bo'laman. Mana şu oxirgi nima bo'lgan voqeani aytib bersam, mana şu 13 sentyabr abed paytlar edi. Uyimizga bizlar asosi mol boqaman. İkkita sigirim bor, şu sutlarni magazinlarga topshirib, halol mehnat bilan bolalarimni men katta qilgan. Şu halol mehnat bilan kun ko'rib yuribman. Şu abed paytlar edi, tinimsiz qo'ng'iroqlar bo'ldi. Keyin xo'jayinimga aytdim, dadasi nima tinimsiz qo'ng'iroqlar bo'lyapti? Telefonni nima qilsalar, şu o'tkur degan tanishlari telefon qilyapti. O'tkur, nima Komil bu ayollar kelyapti, uyinga olib bor deyapti. Bu kishi aytdi, yo'q, ayollar nimaga uyga olib kelasiz, uyga olib kelmang dedi. Keyin hayron bo'lib dadasi bu qandaqa ayollar? Hozir bilmayman, hozir ko'ramiz deb keyin molxonadan chiqdik. Qarasak, uji bular uyga kirib kelyapti. Karavotga o'tirdilar, salomlashdi. Keyin nima menga bu ayollar yoqmadi. Yarim yalang'och ahvolda kelgan edi. O'zim hayron qoldim. Ha, Komil aka yaxshimisiz deb salomlashdi hammasi. Nima qildi? Keyin men bularni boshiga turib quloq soldim. Nima uchun gap bo'lyapti? Keyin Inna Gaydarova nima qildi? Komil aka, yeringizni soting. Menga oyimga ma'qul bo'ldi. Tayloqqa bordim. Ana yerlar ko'p ekan, lekin sizni yeringiz nima menga ma'qul bo'lyapti? Bu kishi aytdi, men yer sotmayman. Yer sotilmaydi, u shartnoma asosida turibdi. Keyin nima uydan chiqarib ko'rsatdi dokumentlarni. Bu yer sotilmaydi. Yo'q, hay bir narsa qiling, hay Komil aka, bir 3 soat 4 soat bu kishini nima qildi? Gaplashib boshini aylantirdi. Bularga qaradim, dadasi menga aytdi-ku, bor, uzum olib kel uydan. Uzumni olib, uzum nimaga edi? Uzolmadim men. Keyin uzumni o'rniga bularga nima qovun olib keldim. Bular qovunni yedi. Keyin nima Dilfuza Saidovaning qo'liga sumkaga, katta sumkaga pul edi. Pullarni ko'rib nima, Komil aka, nima, smatri, kognishi, xodish, zabiri deb bu kishiga teginchonlik qilaverdi. Keyin bu kishi aytdi, "Pachimu yanishi, idiom ya tebe pokazhu" deb keyin mollarni ko'rsatdi. Usti boshlari lekin kir edi. Bundan ham oldin telefonga ham shundaqa gaplar kelarkan. Keyin nima, men bularga qonunni qo'ydim-da. Keyin jo'rasi aytdi, nima, Komil aka, bular aytyapti, pulni olib qochasizmi? Shu uchun men sizni uyingizga olib keldim. Bu aytdi, menga pul ham kerak emas, yer ham kerak emas, bu kishi aytdi. Nima qilsalaringiz qilinglar, boringlar. Bu yer Obul Vasqodga qarashli. Agar nima surishtirib ko'ramiz, agar auksion orqali bo'lsa, auksionga tashlab olinglar. Aga bo'lmasa shartnomani buzamizda menga uje nima yer kerak emas. Men ishlolmayapman yerga deb shundaqa gaplashdi. Shularni men eshitdim. Lekin bular tadbir o'tkazgan paytga erim tadbir davomida bo'lmagan. 14-chislo tadbir bular tadbir o'tkazgan jo'rasiga chaqirgan bu Komil pulni ol deb, pulni oling deb chaqirib
Şaşlık uzga ötürüp pullarını verip tadbir devamında bu kişi bölmeden keç kurun saat 5'ler idi, 4'ten oşkan idi. Keyin magazin menge telefon kıldı magazinden sütlerini cönetin deyip. Keyin dadası turin ana sütlerini magazinge o boruş gerek ekan deyip o kişini uygattım. Magazin keyin bu kişi kimlerini kiyinip maşinanın içine bir 20 litre süt verdim. Ana kızımını yam uyga malı bor şu kızımnikini yam olin hammasını birgalaşıp nima bering magazinga desem yarım yolga borganda nima Melisa xonadan telefon bo'lgan. Komilaka yetib keling de. Bu kishi o'zlari borgan, lekin shu borgani uyga qaytib kelmadi. Bular Melisalar ushlab qolgan. Lekin zamon studiyasiga bularni tadbir ustida ushlab berdim, ushladi deb verişti. Şunisi menge nima böyle yaptı. Lekin tadbir davomida bu kişi bölmagan. Barmoq izi yok pullarga. Umman ha, bu kişi bölmagan tadbir davomida. Lekin jo'rayam emas bu. Birga bir 5 oy mu 6 oy mu işlab yürüp nima tanış bölgen. Bundan oldu men körmagan. Fakat tug'ilgan kunumga kelganiga körgan men bu erkakni. Bir iki mol olib kelganiga ko'rgan, lekin uncha qalin jo'rasi ham emas bu jo'ra deb ana u yillar davomida yurgan nimalarni aytadi. Meni erim bundan oldin yer oldi sotdi qilmagan. Mana shu yer ham mana men ko'rsataman. Mana shundaqa tashlandiq joylar edi. Men buni nimaga ham aytgan, tergov davomiga ham aytgan. Bir tashlandiq joylar bor edi. Mana musurxona edi. Mana hammasini rasmini olib qo'ygan boshidan. Mana bu yerga traktor ishlatib, yer tekislab nima qilyapti? Hammasi mana bu yerga ko'rsatilgan. Bular katta nima edi? Ko'l edi. Shunday musulxona nimalar edi? U yerga daji mashin bormas edi. Odamlar piyoda borardi. Shuncha atrofdagi odamlar bilan birgalashib u yerga yo'l ochdi bu kishi necha millionlab xarajatlashdi. Katta bir 3 yil 4 yil baliq boqdi, lekin baliqlar u yerga nima bo'lmadi? Suv darg'am suv kam bo'lganda nima suvlar pasayib ketdi. Ana baliqlar o'lib qoldi, yarmini odamlar olib ketdi. Keyin shu nima baliqchilik bo'lmaydi bu yerga deb keyin nima tuproq nima qilib töküp yerini yer tayyorladı erim. Şu yerlerde ozi bizler daraklar ekkan. Meyveli daraklar ekilgan. Şu bir osha uyga kelgan paytiga bir 3 saat 4 saat bu kishini nima qildi? Mana yerini soting deb majburladı. Keyin bu kishi majbur bo'ldi tilxat yozishga. Tilxatga yozilgan men Inna Gaydarova bilan birga ishlaymiz, baliqchilik qilamiz, lekin yer sotilmaydi deb tilxat yozgan bu kishi 4 kishi guvoh bo'lgan bunga. Shu o'tirgan ayollar, shu jo'rasi o'zlari, lekin ana dela ichiga tilxat yo'q. Sud jarayonida shu tilxatni so'rashdi, lekin tilxatni hech kim topib bera olmadi. Aslida o'g'lim mol boqar. Mansabdor emas. Xalqga, davlatga biron marta xiyonat qilgan emas. Davogar yo'q, hech qanday barmoq izi yo'q. Tadbirga qatnashmagan o'g'lim. Qachon haqiqat bo'ladi? Men shuncha chopaman, shuncha harakat qilyapman, hech haqiqat bo'lmayapti. O'sha uchun hurmatli Shavkat Miramoy, sizdan yordam so'rayman. Bu ayollar qachongacha bu odamlarni o'yini qo'ydi? 30tadan ziyod hozir menga o'xshagan qon yig'lab yuribdi ko'cha-ko'cha. Qachon haqiqat chiqadi deb. Iltimos yordam beringlar menga. O'g'limni qaytarib beringlar. Qachongacha men shunday qachon O'zbekistonga haqiqat chiqadi? Qachongacha bu ayollar odamlarni o'yini qo'ydirib yuradi? O'g'limdan tashqari mana faktlar bor menga. Bir nechta odamlarni o'yini qo'ydirgan bular. Ana shular odamlarni ham nima ota-onasi menga o'xshab qon yig'lab yuribdi ko'cha-ko'cha. Qachon haqiqat chiqadi de? O'zbekistonga haqiqat bormi yo'qmi? Iltimos yordam beringlar menga. Birinchisi o'g'lim tilxat bergan. Tilxat yo'q deladi. Suddan
advokatımız talep kıldı şu tilhatını topu verin deyip. O ahmiyeti yok deyip ne kıldı. İkide güvah aldı ki oğlum aitken bozorga ki obrukul ama o pulunu baloga giftar bulasan. İkide güvahını çakırmadı süt. Bir neçide ne farklar var süt hiç inobatga olmadı. 211 statiye koyganı prokurordan iltimos kıldı. İspat kılıp verin dedi. İspat kılıp ver olmadı. Bu kaçangaca bu devam etti. Oğlum bir yeri satılmaydı deyip tilkat vergen. Ular garan kıldı. Hadi satın, bizlerge satın deyip. Sonra oğlum tilkat vergen ki hiç bana bakıp balık bakışka roziman dedi. Tilkat ver, tilkat yok. Ana bizlerden bu pul oğlum pul sorakan yok ular. Ular kelim mecbur kılıyaptı. Nişi bölüp yürüsen mi? Ol boy bahçe bölüp yürüsen. De bu oğlumunu mecbur kılıyaptı. Ne ki oğlum pulunu olmadı. Barmak izi yok. Hiç kandaki davagar yok. Hiç kandaki nima yok. Hiyonat davlatga, prezidentge hiyonat kıyganım yok. Oğlum numan tozu halol mehnat minan bakkama. Tarbiye kıyama. Bron marta bronxil jinoyat qilgan yo'q 52 ga kirib. Ana bu ikkita ayollar majbur qildi bularni. Lekin baribir haqiqat chiqmayapti. Men shuncha chopaman, shuncha yig'layman. Hammasi tili bir ekan bu. Mafiya ekan-da. Nima bu? Yangi O'zbekistonga yangi nimami? Biznesmi? Yordam beringlar. Xudo xolasa haqiqat chiqadim men. Sizden iltimas, Şavkat Miramaz yordam vereyim ben. Vurma kançoyum kalmadı. Yok şimdi vurma kılınlar beni. İltimas. Bunda da kullarınıma vurma kanıdayım. Yordam verinler iltimas. Kaçangaca bu halkın konunu içip yönetti bu. İkide ayol, ikide iflaslar. Beni oğlumga o'xshagan bir nechta yigitlar qamoqqa chirib yotibdi, yig'lab yotibdi, ota-onasi ko'chama-ko'cha sarson bo'lib yuribdi. Bir xil statya, bir xil tergov bo'lyapti, tergovchi til, hammasi tili bir. Qanday tushunsa bo'ladi bularni? Hurmatli prezidentim, har chiqishingizga aytasizki, qonun ustuvorlik, qonun ustuvorlik. Lekin siz ishongan sud prokurorlar hozir ishlarni hamma Samarqandda rasvo qilib, odamlar norozi bo'lyapti davlatdan. Bular hammasi mafiya odamlarini qonni ichib yuribdi. Qanday tushunsa bo'ladi bularni? Meni o'g'limni aybi bo'lsa mayli jazo beringlar. Nega aybi yo'q u jazo beryapti bu sud prokurorlar? U xudoga xush keladimi bu? Hop, tepaga xudo qarab turibdi-ku. Baribir erta savol javobi bor bo'ladi. Hurmatli prezidentim, sizdan iltimos, O'zbekistonda qonun ustuvorligi bo'lsa agar bizlarga isbot qilib bering. 9 oydan buyon meni o'g'lim turmaga chirib yotibdi. Men qon yig'lab yuribman ko'chama-ko'cha. Kim yordam beradi bizlarga? Iltimos, yordam beringlar menga. Asos yo'q. Hiç kandaki asası yok ona uçlattırışka. O mansabdor emas, barmak izi yok, hiç kandaki davagar yok, hiç kandaki faktör ki soxta, soxta hammasi mana şu ikide ayol soxta til biriktirip, organ xodimlarını, adamlarını oyunu köydürüp yürüptü. İltimos yordam beringler menga.